Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz for loop'lar, döngüler diyelim. Döngü adından da belli olduğu gibi dönüp duruyor. Döngü halinde devam ediyor. Başladığı bir yer var. Sonra bittiği bir yer var. Şu şekilde anlatmaya çalışayım. Döngülerde ayrı ayrı yazacağınız kodları tek bir anda yazabiliyorsunuz. Diyelim ki şu şekilde diyelim ki siz system.debug içinde işte ne yazmak istiyorsunuz? I am learning Apex yazmak istiyorsunuz. Bunu şu şekilde diyelim ki şu şekilde 7, 8, 9, 10 kez yazmak istiyorsunuz. Ya bunu bu şekilde yazmanız aynı sonucu veriyor. Yani bunu execute yapsanız siz sistem debug'da yani execution log'da 10 kez I am learning Apex'in yazıldığını göreceksiniz. Bunu böyle tek tek 10 kez yapacağınıza siz bunu for loop'la tek bir adımda yapabiliyorsunuz. Tek bir adımda 10 kez I am learning Apex'i debug'da gösterebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Şunu şu şekilde yapacağız. For loop'ları iyi öğrenip o şekilde yapacağız. For loop'larımız biraz if else'ün şeyine benziyor. If else'lerin yazılış tarzı ile for loop'ların yazılış tarzları aynı. Ama bizim if else'lerde if'in içindeki condition tek bir parametre alıyordu. Ya sadece condition alıyordu. Condition true olduğu zaman içinde ne varsa onu çalıştırıyordu. Eğer true değilse çalıştırmıyordu. For loop'da öyle değil. For loop'da şu şekilde yazayım. For loop parantezimizi açıyoruz. Şu şekilde if else'e benziyor. If else'de ne vardı? Şurada if vardı. Şimdi bize for var. For bu şekilde yazılıyor ama parantezin içine 3 tane parametre alıyor. Ve parametreler semikolonlarla yani noktalı virgüllerle ayrılıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Bu şekilde 3 tane parametre ihtiyacımız var. Birinci parametremiz şu. Öncelikle bir değişkene ihtiyacımız var. Bir variable'a ihtiyacımız var. Biz onu ilk parametrede tanımlayabiliyoruz. Şöyle integer diyelim. Integer diyelim ki i equals 1 diyelim. Bu benim başlangıç noktam. I equals 1 iken başlıyor. Bu bizim birinci loop'umuz. Sonraki adımda noktalı virgülle devam ediyorsunuz. İkinci parametre giriyorsunuz. İkinci parametre bizim condition'ımız. Ya birden başladı ama nerede dursun? Kaça kadar devam etsin? Burada diyorsunuz ki ne zaman? Şöyle diyelim. I less than 11. Yani 11'den küçük olduğu sürece bu devam etsin diyorsunuz. 11'den küçük olduğu sürece devam edecek. Bu ne anlama geliyor? İşte i 1'e eşit iken for loop çalışacak. i 2'ye eşitken çalışacak. 3'e eşitken çalışacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a eşitken çalışacak. Ama 11 olduğu anda duracak. Neden? Çünkü 11, 11'den küçük olmadığı için. 11'den küçük olmadığı için bizim buradaki condition'ımız false'a dönüyor. False olduğu için çalışmıyor. Bu şekilde önce ne yapıyoruz? Başlangıç noktası. Nereden başlıyoruz? Daha sonra condition. Nerede duracağız? Daha sonra da en son ben bu biri nasıl artırayım? Yani birer birer mi artırayım? İkişer ikişer mi artırayım? Çünkü 11'e kadar gelmesi gerekiyor. Orada siz i ++ kullanıp tek tek artırabilirsiniz. Yani 1 iken çalışacak. Sonra 1 artacak. 2 iken çalışacak. 1 artacak. 3 iken çalışacak. 1 artacak. 4 iken çalışacak. Bu şekilde çalışarak sürekli döngü içinde çalışacak. Ne zaman? Condition'ımız false oluncaya kadar. False olduğu anda duracak. O şekilde diyelim. Şimdi ben sistem debug'ın içine şunu koyuyorum. System.debug diyorum. Ne diyorum? I am learning Apex diyorum. Aynı şeyi yazıyorum. Bir önce yaptığım şeyle bunun arasında bir fark olmayacak. Bir öncekinde 10 kez alt alta yazmıştım. şu şekilde görüyorsunuz. 10 kez biz execution log'da I am learning Apex'in yazıldığını gördük. 10 satırda, ayrı satırlarda. Bu şekilde yaptığınız zaman da aynı sonucu aldığınızı göreceksiniz. Execute yapıyorum. Evet, bakıyorum arkadaşlar. 10 kez I am learning Apex'i aldık. Neden öyle oldu? Şöyle. Şuradan başlıyor arkadaşlar. Integer i 1'e eşitken bunu print yapıyor. Yani içerideki kodu run yapıyor. Siz burada başka hesaplamalar da koyabilirsiniz. Sonuçta şu parantezden başlayarak bu paranteze kadar içinde ne varsa onu çalıştırıyor. Şimdi i1 iken çalıştırdı. Bunu print yaptı. Bir kere yani sistem debug çalıştı. Execute yaptı. Öyle diyelim. Execute yaptı. Sonra 1'e burada 1 ekliyor. 2 oldu. Şimdi bizim aynı 2'ye eşit. Tekrar çalıştırıyor. Çalıştırdıktan sonra tekrar buraya giriyor. 1 ekliyor. 3 oluyor. Çalıştırıyor. 4 iken çalıştırıyor. Ne zaman duruyor? Bizim i'miz 11'den küçük olmadığı zaman duruyor. Ne zaman 11 değerini alıyorsa orada duruyor. Yani şurası false oluyor. Siz buraya direkt false yazsanız ne olur mesela? Bakalım. Direkt false yazdım. Execute yapıyorum. Şimdi sistem debug'da bakıyorsun hiçbir şey yok. Neden hiçbir şey yok? False olduğu için bunu çalıştırmıyor. Hiçbir zaman çalışmıyor. Siz bunu true yapsanız ne olur? O da önemli. True yapsanız da hiçbir zaman durmaz. Execute yapıyorsunuz. Böyle sürekli execute yapıyor. Hatta ekranı size göstermeden sürekli yaptığı için sonsuza giden bir döngü olduğu için en son bir hata mesajıyla karşılaşacaksınız. Ama bizim döngümüz hiçbir zaman bitmeyecek. Şu anda bekliyorum. Döngü devam ediyor. Sending request yapıyor. Hala devam ediyor. Belki şu anda 1 milyona varmıştır bilmiyorum. Sürekli devam ediyor. Bekleyelim. Hata mesajını görene kadar bekleyelim. Evet. Şu an hata mesajını aldık. Ne diyor? Apex CPU time limit exit diyor. Yani sürekli döngü yapıyor. Sürekli döngü yaptığı için sonsuza giden bir döngü oluştu. O yüzden ne oldu? Bitmedi. Ha, ben buraya I less than 100 deseydim 99 kez I am learning Apex'i print yaptığını görecektiniz. Yapıyorum. Evet. Arkadaşlar alt alta geliyor. Bakın böyle. En son ne diyor? Evet arkadaşlar şurada durdu. Kaç kere yaptığını görmek istiyorsanız şuradaki i'yi de print yapabilirsiniz. Hemen şunu i'yi de print yapalım. Hatta şuraya ekleyebilirsiniz. Artı i deyin. İ'yi de hemen I'm learning Apex'in sağ tarafına ekleyin. Şu anda print yapıyorum. Yani execute yapıyorum öyle diyelim. Print deyince execute anlayalım arkadaşlar. Şöyle biliyorsunuz I'm learning Apex 1. Bizim i 1'e eşit olduğu için 1 koydu. İkinci döngüde 2 ile 2 koydu. Üçüncü döngüde 3 ile 3 koydu. En sonda i'nin alacağı değer 99. 99'u koydu. 100'e gelmedi çünkü arkadaşlar neden 100'e gelmedi? Çünkü bizim döngüye bakıyoruz. 100'den küçük olunca çalışacak. Eğer 100'den küçük değilse çalışmayacak. Evet, birinci şeyimiz bu. Çok önemli. İkinci dikkat edeceğim şey artırma. Yani siz bunu birer birer artıracağınız gibi bunu i plus equal 5 deseniz 5'er 5'er de artırabilirsiniz. Böyle yani i 1 iken sonra 5 ekliyor. i 6 iken 5 ekliyor. 11 iken 5 ekliyor. 16 iken bu şekilde 100'den küçük olması şartıyla bu sürekli devam ediyor. Execute yapıp görelim. Yani tek tek artırmıyorum şimdi. Nasıl artırıyorum? 5'er 5'er artırıyorum. 96'da durdu. Çünkü 96'dan sonra gelecek rakam 101. 100'den küçük olmadığı için burada duruyor. Ve I'm learning Apex'i çok daha az sayıda print yapıyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde de artırabilirsiniz. Bu önemli. Şimdi bunu bu şekilde artırabiliyorsunuz. Peki azaltabilir miyiz? Azaltma yapıyorum. Şu şekilde yapıyorum. Sizce ne olur? -2 oluyorum. 5. Biraz mantıken düşünelim. Ne olur sizce? Şimdi ay 1 iken bunu print yapıyor mu? Yapıyor. Peki 1'den 5 çıkardı, ne oldu? -4 oldu. -4 iken print yapıyor mu? Yapıyor. -4, -9, -14 bu şekilde sürekli sonsuza giden bir döngü olacak. Çünkü negatif taraftan küçülüyor. Hiçbir zaman şu condition'ımız false olmayacağı için burada da aynı hatayı alacağız. Döngümüz sonsuza kadar devam edecek. O yüzden eğer azaltmak istiyorsanız başlangıç rakamını farklı almanız lazım. Diyelim ki 100'den başladık. Ne zaman sıfırdan büyükse dursun, sıfırdan büyük olduğu sürece devam etsin. Ne zaman sıfırdan küçük olursa duracak şu anda. Sıfırdan büyük olduğu sürece devam etsin. Şöyle başlıyor arkadaşlar. 100 ile başlıyor. Bunu print yapıyor. Yani I'm learning Apex 100 şeklinde print yapıyor. Sonra 5 çıkarıyor. 95 print yapıyor. 90 print yapıyor. 85, 80, 75, 70 derken 10'a geliyor, print yapıyor. 5 oluyor, print yapıyor. 5 sıfırdan büyük. Sonra 0 oluyor. 0 sıfırdan büyük olmadığı için artık devam etmiyor. Şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi gelecek. Bazen biraz zaman alıyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Şimdi bakıyoruz, ne oldu? 100 ile başladı. 5 azaltı 95. 5 azaltı 90. Bu şekilde azaltarak gelerek en son 5'te durdu. 5'ten 5 çıkarınca 0 oldu. 0 sıfırdan büyük olmadığı için ve benim şartım sağlanmadığı için artık devam etmiyor. Dediğim gibi eğer siz azaltarak devam etmek istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey starting'i, yani initial sayımızı biraz büyük tutup azaltmaya giderek, bir de şurada condition'ı küçüktür değil de büyüktür yaparak bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikincisi buydu. Birincisinde artarak, ikincisinde azaltarak da devam edebiliyorsunuz. Biz yine eskisine dönelim. I eşittir 1 diyelim. Küçüktür ya da eşittir de kullanabilirsiniz. Küçüktür ve eşittir 10 diyeyim ben. O zaman ben burada I++ kullanacağım. I++ kullanacağım. Burada söylemek istediğim başka bir konu var. Ona gelelim. Şimdi bu sistem diba içeri koydunuz. İçeride olduğu için sürekli çalışıyor. Sürekli bunu print yapıyor. Neden? Çünkü for'un içinde. Eğer siz bunu for'un dışında koyarsanız ne olacak? For'un içinde, hatta şöyle yapalım. İçine de koyalım. Dışına da koyalım. Şuna başına şey diyelim. In for loop diyelim. Burada görmek için in for loop diyorum. Burada da out of for loop diyorum. Bu şekilde belirtiyorum. Şimdi içeride iken bunu print yapmasını istiyorum. Dışarıda bunu print yapmasını istiyorum. Bu arkadaşlar dışarıda olduğu için bunu 10 kez print yapmayacak. Sadece bir kere. Çünkü bu for loop'un içinde değil. Döngünün içinde olmadığı için bu sürekli dönmeyecek. Ama burada göstermek istediğim başka bir şey var. Bir hata oluşacak. Onu göstereyim. Execute diyorum. Ne diyor? Variable does not exist. I'yi tanımıyor. Neden tanımıyor? I koydum, tanımadı. Ama burada I tanımlanmış. I'ın bir değeri var. Neden tanımıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü I for loop'un içinde ve sadece for loop'un içinde çalışır. Bunu sadece for loop'un içinde çalıştırabilirsiniz. Eğer siz bunu for loop'un dışına atmak istiyorsanız bu I'yi içeride değil de for loop'un dışında tanımlamanız gerekiyor. Şu şekilde I'yi for loop'un dışında tanımladığınız zaman hem for loop'un içinde çalışır hem de for loop'un dışında çalışır. Peki dışında nasıl çalışacak? Yani şöyle düşünün arkadaşlar. İçeride birden başlayarak 10'a kadar olan sayıları alıyor. 1 iken çalışıyor, 2 iken çalışıyor, 3, 4, 5 derken 10'a kadar çalışıyor. Peki dışarıda nasıl olacak? Çünkü döngü yok. Bir kere çalışması lazım. Evet, burada I döngü içinde aldığı en son değeri alır arkadaşlar. Döngü içinde aldığı en son değeri. Ne demiştik? En son değeri 10. Ama 10'u almıyor. En son değeri 10 değil. For loop içinde en son değeri 10. Ama dışarıda en son değeri 11. Neden 11? Çünkü şöyle 1 ile başlıyor. Bunu print yapıyor. 10'a kadar geliyor. 12'den de print yapıyor. Sonra 1 ekliyor. 11 yapıyor. Artık yeni değeri 11. Ama condition'ı geçemediği için içerideki statement çalışmıyor. Ama dışarıda bu geçerli. 11'de kaldı ya. Dışarıdaki değeri dışarıda olduğu için 11. Dışarıdaki değeri 11. Condition'ı geçemediği için for loop çalışmıyor. Ama dışarıdaki bizim koyduğumuz statement çalışıyor. Çünkü for loop'un içinde değil. O yüzden 11 içinde çalışıyor. Ama daha sonra for loop çalışmadığı için artık daha fazla artırmıyor. 12 yapmıyor, 13 yapmıyor. O yüzden 11'de kalıyor. Yani i'ın en son değeri içeride 12'en dışarıda bir fazla 11 oluyor. Dışarıda bir fazla 11 oluyor. Execute yapıp görelim arkadaşlar. Evet, bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 derken 10'a kadar geliyor. Bunlar hep içerideydi. Ama dışarıdayken out of for loop diyor. Ne diyor? I'm learning Apex 11. En son değeri 11 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde de yapabilirsiniz. Diyelim ki buna 100 dedik. Bunu sıfırdan başlattık. Ve onar plus equal 10 dedik. Onar artmasını istiyoruz. Şimdi birden başladı. Özür diliyorum. Sıfırdan başladı. 10 ekledi 10 oldu. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 derken 100 iken for loop durdu. Ama 100 iken for loop duruyor. Tekrar 10 ekliyor. 110. For loop'u çalıştıramıyor ama dışarıda olduğu için i bizim dışarıda 110 değerini debug yaptığını göreceksiniz arkadaşlar. Böyle bakıyorum. Sıfırdan başladı. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 derken I'm learning Apex 110 for loop dışında bu şekilde debug oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Bunun dışında for loop'la alakalı bilmeniz gereken başka bir şey yok. Yani bizim integer dışarıdayken nasıl olur, içerideyken nasıl olur şeklinde bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dışarıdaki değerini unutmayalım. Şurada en son aldığı değeri for loop'un içine giremese bile dışarıda bu devam ediyor. Peki for loop içinde if else kullanabilir miyiz? Ona bakalım. Şu şekilde yapalım. Bunu ben kaldırayım buradan. Şuraya şey yapayım. Bunu kaldırıyorum. Bunu ben if else içine koysam, desem ki şu şekilde. If desem eğer şimdi i şey eşitse eşittir 50 ise bunu print yapsın. Değilse o zaman şunu print yapsın. I'm learning Apex değil de I'm not learning Apex şeklinde bir sonuç alsak. Eğer 50 ise bunu print yapacak. Değilse bunu print yapacak. Aynı aldığı değerler var biliyoruz. 50'yi alıyorsa bunu print yapsın. Almıyorsa bunu print yapsın. Bu şekilde for içinde if loop yapıyoruz. Şöyle bakalım ne diyor? I'm learning Apex 0 iken I'm not learning. 10 iken I'm not learning. Ama 50 iken I'm learning diyor. Yani 50 iken farklı bir şey print yapıyor. For loop içinde bu şekilde farklı if else'ler kullanabiliriz. Bunu görmüş olduk. Bunun dışında başka neler olabilir? For içinde for var mesela. Onu da çalışabilirsiniz. Onu yapalım arkadaşlar. For içinde for. Şöyle yapalım. Birinci formumuz yukarıda belirttik. Biraz daha bunu simple yapalım. I++ diyelim. I++ diyorum. Sonra dışarıda, bunu dışarıda değil içeride de tanımlayabilirsiniz. Şurada integer i diyorum. Bu birinci for loop'umuz 10'a kadar devam etsin. Sonra içine ikinci for loop'u ekliyoruz. Arkadaşlar ikinci for loop'u ekliyoruz. Integer artık i'yi kullanamam. J diyorum. Eşittir 0 diyorum. Noktalı virgül. C küçüktür eşittir 10 diyorum. Aynı şekilde yukarıda yaptığım gibi. C'yi de bir artırıyorum. Bu da bizim ikinci loop'umuz. Şu şekilde. Birinci loop'un içinde başka bir loop var. Yani for loop içinde for loop var. Şimdi ben şöyle bir şey print yapıyorum. Diyorum ki system.debug şöyle yapalım. ne diyelim mesela I plus diyelim. Bunun içinde çarpı işareti koyalım. Yani şey yapmaya çalışıyorum. Toplama şöyle çarpma tablosu, çarpım tablosu yapmaya çalışıyorum. Artı C diyorum. C diyelim. Neredeydi? Burada. Yani şöyle olacak. 1 çarpı 1 eşittir. Buraya da eşittir koyalım. Plus diyelim. Eşittir ekleyelim. Ondan sonra bir plus daha diyelim. Bunun sonucu da şuna eşit olsun. I times C olsun. Şu şekilde. Evet. Yani diyelim ki I 1 ise şöyle birden başlatalım arkadaşlar. Şu şekilde. I 1 ise 1 çarpı J 1. I 1 iken 1 çarpı 2, 1 çarpı 3, 1 çarpı 4 şeklinde devam ediyor. Çünkü I 1 değerini alınca 1 için I 1 iken for loop başlıyor çalışmaya. J'nin değeri 1'den 10'a kadar devam ediyor. I 1 iken. Sonra I 2 iken tekrar 1'den başlayıp 10'a kadar devam ediyor. I 3 iken yine J 1'den başlayıp 10'a kadar devam ediyor. Çünkü I'nin değeri için bu for loop'un tamamen çalışması gerekiyor. 10 kez döngü yapması gerekiyor. Şu şekilde bunu print yapıyorum. Ne diyor? Bir eksiğimiz var. Noktalı virgülü koyuyoruz. Execute yapıyoruz. Yani enteresan bir şey göreceksiniz. Şu şekilde bunu görmeden önce size bir şey sorayım. Kaç satırda bu print olacak? Şöyle diyelim. I'nin 10 değeri var. 10 değeri için her bir değeri için C'nin 10 ayrı değeri var. Yani 10 çarpı 10. 100 satırda bunun debug olduğunu göreceğiz. Execute yapalım. Debug only diyelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne yaptı? 1 çarpı 1 1. 1 çarpı 2 2. 1 çarpı 3. I'nin birinci değeri için C 1'den 10'a kadar değer aldı. Sonra I 2 oldu. J'nin değerleri 1'den 10'a kadar tekrar yenilendi. Bu şekilde I'nin her değeri için C'nin 10 değeri var. Bu şekilde biz 100 tane ne yaptık? Loop yaptık. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde bir çarpım tablosu elde ettik. 1 çarpı 2, 8 çarpı 3, 24, 9 çarpı 10, 90. Gördüğünüz gibi bir çarpım tablosu elde etmiş olduk. Nasıl yaptık biz bunu? For içinde for loop. Tekrar ediyorum. I'nin birinci değeri için bu I 1'i alınca içerideki for loop 1'den 10'a kadar 10 kez dönüyor. Sonra I 2 oluyor. Tek tek artı için 2 oluyor. For loop tekrar 10 kez dönüyor. I 3 oluyor. Tekrar 10 kez dönüyor. Bu şekilde 10 çarpı 10 şeklinde bir döngümüz var. Siz bunun içine bir ay daha koysanız 10 çarpı 10 çarpı 10 yani 1000 döngümüz olmuş olacak. Onu da bu şekilde belirtmiş olayım. For içinde for loop bu şekilde kullanabilirsiniz. Güzel bir örnek oldu. Çarpım tablosunu bu şekilde yapabilirsiniz. Farklı bir şey var mı? Başka ne var? For loop'la alakalı bu kadar bilmeniz şu anda yeterli. Daha sonra bununla alakalı birkaç örnek yaparak for loop'un pekişmesini sağlayacağız. Ama şu anda bu yeterli. Bir sonraki videomuzda şu anda tam hatırlamıyorum ama herhalde evet while loop'a bakacağız. While loop for loop'a benziyor. Onunla alakalı da biraz çalışarak devam edeceğiz. Son iki konumuz kaldı. Basic, Apex dediğimiz konular. Bunlar her dilde var. JavaScript'e gitseniz aynı şekilde olduklarını göreceksiniz. PHP çalışsanız aynı şekilde olduklarını göreceksiniz. Demek istediğim şu. Apex ya da herhangi bir dil, hangi dil olursa olsun bu temel şeyleri bilmeniz gerekiyor. Ve çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani ileride metotlar, sınıflar, işte standart objektler, custom objektler gelince onları çalışırken bu konularda herhangi bir zaafınız olsun istemiyorum. Bu konuları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yeterince örnek yapmaya çalışın. Kendi kafanızda oluşturduğunuz bazı örnekleri, bazı senaryoları yapmaya çalışın. Kesinlikle başkalarının yaptıklarını da tekrarlayabilirsiniz. Ya benim yaptığım örneklerin aynısını yapabilirsiniz ama en azından bunların yanında kendi yaptığınız bazı örnekler olsun. Kendi kafanıza oluşturduğunuz örnekler olsun. Çünkü bu şekilde hem üretmek hem yapmak daha kalıcı oluyor. Benim size tavsiyem bu. Bir sonraki videomda while loop'u çalışmak üzere görüşelim inşallah.